Evet arkadaşlar, bu bir oyun. Evet, bu da bir oyun. Baya baya oynuyorsunuz. Evet, bu da bir oyun. Yani galiba oyun. Bak, bundan ben de emin değilim tam. Ama oyun galiba. Değil mi Kocuma Reis? Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Sony son birkaç yıldır E3'teki konferans işini sağlam yapıyor. Nedeni basit. Olabildiğince az konuşuyor, olabildiğince bol oyun gösteriyor. Gösterdiği oyunlarda genellikle güzel çıkıyor. Bak, dünyanın en basit formülü. Ancak bu sene Sony ile alakalı kulağıma küçük küçük söylentiler gelmişti. Konferans ufalacak, eskisi gibi olmayacak denilmişti. Haklılarmış da. Oğlum bu ne lan? Ufacık çadırı insanlar ayakta sığdırmışsınız. Ayıp yeminle ya. İnsanlar ayakta seyrediyor. Sıkış tıkış bir ortam var. Metrosu dönmüş lan içerisi. Ama sebebi Last of Us videosu çıkınca ortaya çıktı. Sebebi buymuş. Sırf aynı ambiyans yapacağız diye gereksiz bir tribe girmişsin PlayStation. Açık söyleyeyim, orada olsaydım söverdim. Ama orada değildim, o yüzden de umurumda değil. Bencil bir insanım. Gerçi şimdi düşününce aslında ekran başındayken de söyledim biraz ya. Kusura kalmayın. Last of Us 2 videosu bittikten sonra insanların asıl konferans alanına geçmesi için 15 dakika bekledik. Konuşmalarla, merak etmediğimiz videolarla dolu bir 15 dakika geçirdik. Sırf Last of Us videosundan sonra insanları asıl konferans alanına almak için. Halbuki koy Last of Us hepsiyle aynı alana, ne fark eder ya, ne olacak, önemli mi bu kadar mekan falan? Neyse, sonra 45 dakika boyunca hiç konuşmadan, hakikaten hiç konuşmadan soluksuz oyun gösterdiğiniz için ağzımı açmayacağım. Allah'tan açmadım, bir de açsam. Arkadaş, oyun inanılmaz güzel gözüküyor. Oğlum bu nasıl oyun? Lan bu bir oyun mu? Bu ne? Ne kardeşim bu? Bu animasyonlar, şu hareketler, şu doğallık. Yemin ediyorum ilk Last of Us'ı bilmesem yalan söylüyorlar diyeceğim de o da ilk çıktığında aynı tepkiyi vermiştik. Oyunda hayvan gibi çıkmıştı. Demek ki yalan yok adamlarda. Demek ki bu gerçekten oynanabilen bir oyun. Lan bu nasıl oyun? Hakikaten bu nasıl oyun be? Kojima Reis, Allah seni ıslah etsin insafsız. Sevgili güzel insan, kalbimizde büyük yer kaplayan adam. Biz bu oyundan hala da bir bok anlamıyoruz. İşte bu ses. Açık dünya, samuray oyunu enfes. Grafikler yine şahane gözüküyor. Bu oyun boş çıkarsa çok kalp kırar be dostum. Ama çıkmaz. Yani değil mi? Gelelim ufak ufak gösterilen aklımda kalan oyunlara. Resident Evil 2 omuz kamerasına geçmiş, çok da güzel olmuş. Umarım çok da tırstırmaz diyeceğim ama olayı o, tırstıracak. Ve bir diğer ufak gördüğümüz oyun Quantum Break 2. Daha önce Xbox ve PC platformundaydı, bu kez PlayStation'a da geliyor, Xbox'a geliyor, PC'ye de geliyor. İlk oyunun da iyi bir devamı olacak gibi duruyor. Görsellik müthiş, özel güçler güzel. Adam yerini kadına bırakmış gerçi ama fark etmez. Fakat anlamadığım bir şey var, oyunun adı da değişmiş. Kontrol olmuş. İlginç. Kontrol. Ne yalan söyleyeyim, Xbox da çok sağlam konferans yaptı ama PlayStation'ın oyunları beni benden aldı. Hepsi hikayeli, hepsi uzun soluklu, hepsi aşmış gözüken yapımlar. Hepsi çok sağlam oyunlar gibi duruyor. Bundan tam emin değilim. Oğlum sen nasıl bir oyunsun lan? Geri sayım başladı. Gelin artık. Ha, bir de Spider-Man videosu çıktı. Düşmanları falan gösterirler, oyun yağ gibi akıyor. Fakat anlamadığım bir şey var, şu videonun sonunda parlayarak gelen adam kim acaba? Iron Man der misiniz? Yok, değildir ya. O mudur? Ve tüm bu oyunların ardından geriye tek bir soru işareti kaldı. Oğlum bu fiyatlar ne lan, insafsızlar. Hayır! Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.